videosunu çekmek için sizlerle beraberiz. Uzun zaman oldu bizim ligimizde, yani birincilik olsun, süper lig olsun, Bursa Spor'u aramızda göremiyoruz. Çok kötü zamanlar geçirdi. Ama gördüğünüz gibi bu taraftar hiçbir zaman onları yalnız bırakmadı. Bu seneye de çok güzel başladılar 3. ligde. Böyle bir kulübün, 3. ligde oynayan bir kulübün taraftarı her hafta stadı dolduruyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de şimdi taraftarın nabzını tutacağız. Bakalım onlar ne hissediyor. Sezona güzel de bir başlangıç yaptılar. Bakalım 2. lige, 1. lige basamak basamak tekrar yükselebilecekler mi? Şimdi sizleri taraftarlarla baş başa bırakıyorum. Şimdi Şanlıbursa Spor taraftarının yanındayız. Onlara söyleyeceğimiz, soracağımız şeyler var. Bu sene çok güzel başladınız Batajan'ın önderliğinde ve yeni başkanınızla. Gerçekten çok güzel gidiyor Bursa Spor. Maşallah diyelim biz de. Yani tekrar Bursa Spor'u üst liglerde, burası Bursa Spor'un yeri değil. Şöyle yeri değil ama yani siz taraftar olarak, tribün olarak zaten 3. ligi yaşatmıyorsunuz. Evet. 3. ligde Bursa Spor'dan başka şampiyon olmuş takım var mı? Yok. Bursa Spor 4 büyüklerdeydi. 3. lige düştü. Ama öyle ama böyle. Biz yine geldiğimiz yere geri döneceğiz. Bravo! Geldiğimiz yere kesin döneceğiz. Ole! Bursa Spor! Bursa Spor! Ole! Ole! Bursa Spor! Bursa Spor! Ole! Üçüncülük tarihinde yoktur böyle bir şey. Üçüncülük tarihinde böyle bir kalabalık, böyle bir taraftar grubu. Üçüncülük tarihinde böyle bir şey görmemiş. İmkansız. Bizim yerimiz buralar değil. Biz güzel bir sinerji yakaladık yeni başkanla, yeni yönetimle beraber. Güzel bir hava yakaladık şehirde. Biz bu sene Allah'ın izniyle o şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bundan sonra da her sene şampiyon olaraktan Süper Lig'e çıkmak bizim hedefimiz. Biz hak ettiğimiz yere, hak ettiğimiz yere, bu başkanla, bu gördüğünüz taraftarlarla hak ettiğimiz yere biz geri döneceğiz. Biz buna eminiz Allah'ın izniyle. Biz bu işi başaracağız. Başkanımız her zaman arkamızda. Teknik direktörümüz 10 numara, zaten bizim kendi adamımız. Çıktık. Çıkamadık. Bir daha arkasındayız. Her zaman Bursa Spor'un arkasındayız. Evet. Şampiyon! Şimdi... Yandık sevda ocağında, etkin olsun kucağında. Bu şehirler sokağında, aşkımızı eksizlik kaldı. Yandık sevda ocağında, etkin olsun kucağında. Bu şehirler sokağında, aşkımızı eksizlik kaldı. Yandık sevda ocağında, etkin olsun kucağında. Buradan Ankara'daki bütün kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Ankara gücü, layla layla lay. Ankara gücü, layla layla lay. Ankara gücü, layla layla lay. İnşallah Ankara Süper Lig'de hep beraber, Ankara gücü camiasıyla beraber Süper Lig'de görüşmek dileğiyle. Daha maç başlamadan muhteşem bir atmosfer var Bursa'da gerçekten. Başarılar diliyorum. Bu güzel atmosferinizi görmeye Ankara'dan geliyorum. Çok güzel karşılandık gerçekten. Zaten hiç aramızdaki kardeşlik hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de. Bu güzel atmosferi bize biraz anlatır mısınız? Üçüncü ligde oynayan Bursa Spor, bu ligi hak etmeyen bir Bursa Spor hala böyle güzel taraftarlara sahip. Neler hissediyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle biz hepimiz abi kardeşiz. Hepimiz aynı mahallede oturuyoruz. Buraya neredeyse 30 kilometre, 40 kilometre uzaktan geliyoruz. İşini, gücünü, çoluğunu, çocuğunu gördüğünüz gibi hepimiz beraberiz burada. Bursa Spor 3. Lig'de bunun hiçbir önemi yok. Amatöre düşse kaldırımda destekleriz. Hiç fark etmez. Buradan bütün yol çatıya da selam gönderiyorum. Bursa Spor'un büyüklüğü hiçbir şekilde değişmez. Başarılar diliyorum. Bursa Spor, Bursa Spor, hey! Ole! Bursa Spor, Bursa Spor, hey! Başarılar diliyorum hepinize. Bursa'mıza yemin olsun. Amatöre düşse bile. Terk edenler kahve!
Öncelikle başarılar diliyorum. Maraş'ta oynayacaksınız. Üçüncü ligde oynuyor Bursa Spor. Hiç hak etmediği yerde. Ama muazzam başladı sezona sizle beraber. Siz neler hissediyorsunuz? Yani senin de dediğin gibi iyi başladık. İyi başlayınca taraftar zaten sezon başında yeni başkanın gelmesiyle bir farklı bir ambiyans oluşmuştu. İyi de başlayınca bu ambiyans çığ gibi büyüdü. Şu an stat 43 bin kişilik. Belki 60 bin olsa 60 binde de olacak. 60 bin de satacağız. Bu her taraftan bir hem gelir kaynağı oluyor hem reklam oluyor. Biliyorsun bu maçı ulusal kanal veriyor. Evet. Yani umarım böyle devam eder. Böyle dediğin gibi rakip Maraş. İnşallah rahat bir galibiyetle yolumuza devam ederiz. Valla Bursaspor'un olduğu her yer bizim için destek olmak en büyük şeyimiz. Yani 3. lig, 1. lig, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadık. Hiç fark etmiyor bizim için. Biz Manchester'la da oynarken Atatürk Stadı'nda oradaydık. Bugün Maraş'la oynarken de buradayız. Yani biz sevgimizin, sevdamızın peşindeyiz. İnşallah Süper Lig'e geri döneceğiz. Ve o 3 büyüklere gerekli dersleri vermeye devam edeceğiz. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Yani biz armaya gönül vermiş insanlarız. Ben 9 yıl Ankara'da yaşadım. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Ankara'da da çok Ankara Demirspor olsun, Ankara Gücü olsun, Gençler Birliği maçlarına çok Bursa Spor formasıyla gitmişliğim var. Sağ olsunlar, orada da bizi çok iyi desteklediler. Yani Türkiye'de bizi seven çok, seven olduğu kadar sevmeyen de çok. Bazı problemler oluyor, olabilir. Geçen gördünüz Uşak maçında Uşak'ımızın bizi nasıl desteklediğini. Ya biz de tüm Anadolu takımlarını burada beraber maç izlemeye davet ediyoruz. Genelde zaten bizi misafirperver bir kişiliği var Bursa Sporlu taraftarların. Yolun sonu şampiyonluk diyoruz. İnşallah da öyle olacak. Ben şurada ekleme yapayım. Şimdi siz davet ediyorsunuz ama bilet bulabilirlerse bence yani. Onların açısından sıkıntı yok. Bizim içimize girmedikleri müddetçe problem yok. Onların tribünleri ayrı. 2300 kapasiteleri var. Dolduran çok nadir çıkar. İşte bir iki hafta önce Muş geldi. Bursa'da Muş'ta çok vardır. Evet. Onlar doldurdu. Bundan sonra da belki Karşıyaka. Onun dışında doldurabilen ama kolay kolay önce çıkmaz. Kendi stadını doldurur. Aynen, o da var, o da var. Peki başarılar diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Bursa Spor sezona güzel başladı. Üçüncü ligde hak etmediği bir yerde bizler açısından. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani yeni yönetime, başkana güveniniz nedir, ne değildir? Bize yani, açıklar mısın? Başkana buradan özellikle çok teşekkürler. Bu takıma sahip çıktıkları için. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımız Faruk Çelik'e. Bu ligi hak etmediğimiz bir lig. Buraya kadar düşene kadar kimse sahip çıkmadı. Geçen sene olanlar, ondan önceki sene olanlar. Bu taraftar küstürmeleri yönetimlerin. Yani hiç iyi olmadı. Güzel bir kadroyla, güzel bir taraftarla şu anda 3. ligde bildiğiniz bir destan yazıyoruz. Yani umarım çok daha iyi yerlere, yani 2-3 sene içerisinde yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum. Yani zaten bu konuma gelmelerinin sebebi, yani Bursa Spor'un yönetimlerin sürekli arkalarında bir borç bırakması. Bu borçlar katlandıkça tabii kulüpte bunun altından kalkamaz hale geldi. Biz umuyoruz tabii ki bundan sonra Bursa Spor bu güzel taraftarıyla, tribünüyle yukarılara tırmansın. Zaten onun için geldik. Müthiş bir atmosferiniz var gerçekten. Onu görmek istedik. Ankara'dan geliyoruz biz de. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Yeterli ve önemli olan şey taraftarın bu futbolculara güvenmesi. Geçen hafta aldığımız bir Muş'taki beraberlik, bir önceki hafta iç sahadaki. Gerçekten Muş futbolcularının yapmaması gereken, hani neredeyse taraftar sahaya inecekti yani. Bu kışkırtılmaması gereken şeyler. Onun dışında futbolcular güvenimiz tam bizim zaten. Daha çok herkesin güveninde olması lazım. En ufak bir şeye şey yapmamamız lazım. Hani beraberlik de olsa futbolculara güven sarsıcı bir şey vermememiz gerekiyor. Onun dışında başkanımız gerçekten borcu yarıya kadar düşürdü neredeyse. Bu ligde geldiğinden beri yaptığı çok güzel işlerden bir tanesi bu. Yani bu kulübün borcunun gerçekten bu hale gelmesinde siz de söylediniz. Katlanan borçlar, ondan sonra faizler. Bunların yapılmaması gerekiyor. Başkanımız bu güveni verdi. Biz başkanımızın arkasındayız. Zaten onun gösterdiği şeyler var. Konuştukları hepimiz gurur duyuyoruz. Yaptıklarıyla, tavırlarıyla, duruşuyla. Biz gurur duyuyoruz başkanımızla. Onun dışında Ankara Gücü camiasında maçları takip ediyoruz. Birlik olmaları gerekiyor. Takip ediyorum. Doğru düzgün taraftar belki saatlerden dolayı gidemiyorlar. Hani birlik olunması lazım. Yani Ankara Gücü şu anda çok sallantılı bir dönemde. Onların da gerçekten Ankara camiasının sahip çıkması gerekiyor. Bir Süper Lig'de Ankara kulübümüzün, Bursa, Eskişehir Spor kulübümüzün, bunlar Süper Lig'in köklü kulüplerinden. Bunların yukarılara çıkartılması lazım. Biz başkanımız bize önderlik etti. Taraftar da arkasından geldi. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah. Başarılar diliyorum size.
Öncelikle başarılar diliyorum abi. Muhteşem bir atmosfer var. Bursaspor sezona da iyi başladı. Sen neler hissediyorsun? Yani yıllardır beklediğimiz şey zaten biliyorum. 4 senedir ahları vahları oynuyoruz. Yani geliyoruz buraya ağlaya ağlaya geri dönüyoruz. Çoluğu çocuğu getirmeye utanıyoruz. Yani öyle birlik vardı. Şu an çok mutluyuz. Enes Çelik'ten de çok memnunuz. Böyle bir adamı sonuna kadar destekliyoruz. Takımı da destekliyoruz. Eksikler var ama illaki düzeleceğine eminim. Şunu unutmaması lazım. Çıkamasak da bu yönetim, bu takım desteklenmek zorunda. Evet. Yıllardır görmediğimiz bir yönetim. Rahmetli Yazıcı'dan sonra böyle bir yönetim görmedik. Yani böyle bir yönetimin arkasında her şekilde durulmalı. Maddi, manevi. Sağ olsun bütün herkese o desteği veriyor. Çok memnunum ben yani. Bak biz Gemlik'ten atlayıp geliyorsun. Kaç kişi buradan uğraşıyoruz. Peki, başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Thank you.
Bursa sporumuzun golü 15 numara. Yiğit Ali. Yiğit Ali. Yiğit Ali. Bursa sporumuzun golü 15 numara. Yiğit Ali. Tebrik ediyorum abi. Bursa Spor bugün de kazandı. Güzel de bir oyun oynadı. Sen neler hissediyorsun maç sonunda? Çok mutluyuz. 3-0 bizim oldu. İyi. İyi sonuç. Güzel. Peki başarılar. Nasıldı maç? 3-0 bitti. Çok iyiydi abi. Bursa Spor taraftarı olarak Bursa Spor'un yanındayız abi. Başka söyleyeceğin? Yok. Başarılar diliyorum sana. Sağ olun. Tebrik ediyorum. 3-0 kazanmasını bildi Bursa Spor. Çok da güzel oynadı. Siz neler söylersiniz? Ait olduğumuz yerlere geri döneceğiz. Az zaman kaldı. Herkes bizi izlesin. Bizi izlemeye devam edin. Geliyoruz. Başarılar. İstanbul'a yani denk az. Abi çok mutluyuz. Bak bu gece rahat uyuyacağız. Bütün takımın ayağına sağlık. Allah razı olsun kendilerine. Yine biz gol yemeden bugün de kapattık. Yine biz lideriz. Biz her zaman en büyük, her zaman her yerde en büyük Bursa Spor. Tebrik ediyorum. Sağ olun abi. Tebrik ediyorum abi. Güzel sonuç. Neler hissediyorsun? Çok iyi. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Tam kapandı derken tekrar canlanmamız, dirilmemiz ve 43 bin kişinin Türkiye'de rekor kırması bizim için hoştu. Çocuklarımızı da şimdiden alıştırıyoruz yavru timsallara. Sevinçliyiz. İyi günler kardeşim. İyi akşamlar. Tebrik ediyorum. Güzel bir sonuç abi. Neler hissediyorsun? Yüzler gülüyor tabii. Yani uzun yıllardır beklediğimiz bir şey. Yani en azından tribünlerin böyle coşkulu olması güzel. Evet, muazzam bir tribün var gerçekten. Takım daha oturmadı ama ilerleyen haftalarda daha iyi olacak inşallah. Peki. Ama takıma destek şart, böyle eleştiri. Ya eleştiri olabilir ama takım gene gol yemeden devam ediyor, o önemli. Şu evrelerde eleştirmemek lazım. Gol yememek en güzel şey. İyi akşamlar. Doğru. Tebrik ediyorum. Muazzam bir atmosfer, müthiş bir tribün desteği vardı. 3-0'da galip geldiniz. Siz neler hissediyorsunuz? Vallahi biz çok mutluyuz. Epeyden beri olması gereken bir skordu. 3-5 haftadan beri sıkıntı yaşadık gol yollarında, işte çocukların birbirlerine alışma aşamasında falan. Ama bugün onu kırdığımızı zannediyorum. Çok mutluyuz. Zaten bizim yerimiz burası değil, Süper Lig. Öyle. Yani bu ve Türkiye'de şu ana kadar gol yememiş profesyonel liglerdeki tek takımız yani. Evet, yani hiç maşallah diyelim sıfır gol. Yani hiç gol yemedik ve çok mutluyuz. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah gol yemeden bu ligi bitireceğiz şampiyon olarak. O kadar da değil yani. O kadar abi. O kadar. Bursa Spor şu anda sezona öyle bir giriş yani, yaptı. İnşallah. Abi herkes bizi konuşuyor. A Spor yayınladı. Evet, ulusal evet. Kanalda. Bak benim kızım, ufak kızım, büyük kızım. Bu da benim prensesim, Beşiktaşlı. Aslında Beşiktaşlı ama bak. Sesi kısıldı bu spora galiba. Gerçek sesi bu değil. Abi ben normalde 2-1 geldi. Sonra 2 geldiğinde bağırmaktan 2 gelsin maç bitsin dedim, 2 geldi. 3 gelsin maç bitsin dedim, 3 geldi. Ama şöyle bir şey ama yaptılar. Ama bağırana kadar sesim gitti. Ama şöyle bir şey yaptılar. Bizim kaleye giren topumuzu dediler ki başka kaleye girdi. Ne öyle değildi yani. Çok da güzel goldü. O maç 3-0 değil 4-0 bitmeliydi. Kanalınızın ismi ne? 11+1 futbol. 2010'dan beri buralardayız. Güzel bir galibiyet oldu takımımız. Evet. Zaten kalemizi de her maç gole kapatıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Deplasmanda haftaya zorlu bir maçımız var. Serik deplasmanı. Kafaya oynayan bir takım. İnşallah o maçı da atlatıp güzel bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Tebrik ediyorum. Bursa Spor yendi. Neler hissediyorsun? Çok güzel geçmişti. Çok iyi maçtı. Beğendin mi? Golleri görebildin mi? İyi bakalım. Hadi iyi akşamlar. Tebrik ediyorum. Güzel oyun, güzel galibiyet. Neler hissediyorsun? Vallahi çok mutluyuz. Bu şehir bütünleşti artık. Önümüz şampiyonluk diye umuyoruz. 3 sene sonra hak ettiğimiz yerdeyiz. İnşallah. Çok büyük bir camia. Buralara kadar gelmesinin sebebi bizler değiliz. Yönetim bunun sebebi. Evet, ama biz ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.
inşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim abi. Cennetlenen bir takımın önünde hiç kimse duramaz. Allah başarılar. Tebrik ediyorum abi. Çocukları da almışsın. Vallahi güzel de bir gün. Yeğenle hep beraber güzel bir gün geçirdik. Güzel bir skor. 3-0. Bizi kimse yenemez. Durduramazlar yani. Durdurabilirler mi? Hayır. Kimse durduramaz bizi. Durdurabilirler mi Bursa Spor'u? Hayır. Evet. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Altlıklarda şöyle bir şey var. Altlıklarda oyun önemli değildir. Altlıklarda hani gol atan kazanır. Böyle evet. Bir durum var. Yani bizim şimdi hani oyun stilimiz, oyun şeklimizin hani düzenli olması önemli değil. Yani birinci lige çıkana kadar bu iş böyle gider. Birinci ligde şiir gibi top oynamamız lazım. Evet. Ondan sonrası önemli. Biz şimdi hani birinci lige kadar gidene kadar yani gol olsun önemli. Bize skor lazım. Tabii ki canım. Ve gol Bursa Spor gol yemeden skorları buldu. Evet. Şimdiye kadar çok güzel geldiler. İnşallah bundan sonra da böyle güzel gider. Çünkü İnşallah. Bayağı iyi geldik İnşallah şimdiye kadar. Amin. Batayca özellikle hani bu sene yani gerçekten beklentim karşısında da güzel bir teknik direktörlük yaptı takıma. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Burada oyuncu her zaman önde olmuyor. Taraftar da olması lazım. Yani taraftarın gücü de size oyuncuya güç katıyor. Bugün de muazzamdınız yani gerçekten. Başarılar diliyorum sizlere. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tebrik ediyorum abi. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Bursa Spor'u en kısa zamanda inşallah ikinci lig sonra birinci lige taşıyacağız. Ya. Ait olduğu yere taşıyacağız. Başarılarının devamını diliyorum. Martin Batajay'a da başarılar diliyorum. O bizim kalbimizde. Gerçekten geldi bu sezon. Vefa sezonu gibi tecrübeli oyuncular da geldi. Evet. Destek oldular. Bursa çok muazzam gidiyor gerçekten. Aynen. Umarım sonu dediğiniz gibi üst ligler olur. Çünkü yeri burası değil Bursa. Kesinlikle değil. Gördünüz. Birincilikte bile bu kadar taraftarı toplayabilen takım çok az. İmkansız az değil. İmkansız. Aynen. Şu ana kadar taraftar ortalaması rekorunu kıran birinci sırada Bursa Spor. İstatistikler böyle. İnşallah daha iyi olacak. En kısa zamanda da hak ettiği yere gelecek. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tebrik ediyorum. Kazanmasını bildiniz. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Stadı önce hiç doldurduk. Sonuna kadar bağırdık. Ses tonumu görüyorsunuz zaten. Mücadele ettik. Yani bu taraftar, bu birliktelik, bu beraberlik yönetimle beraber olduğu sürece bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Süper Lig'de de böyle şampiyon olmuştuk. Bursa Spor dolu dizgin devam ediyor. Bu şekilde bu ruhu yakaladığım sürece biz Şampiyonlar Ligi'nde bile şampiyon olabilme kapasitemiz var bizim. Ya emin adımlarla ilerliyor Bursa Spor. Gol yemeden ilerliyor gerçekten. Yani bu tribünü, bu kadar insanı 3. ligde yani bir takımın toplaması imkansız. Muazzamdınız yani. Gözünüze çarpan, dikkat ettiğiniz iyi oyuncu hangisiydi bugün? Yani bizim takımın yıldızı, Süper Lig kariyeri falan baktığımızda kağıt üstünde Muhammed Demir duruyor. Ahmet İlhan tabii ki de onu ayırt edemeyiz. Ahmet İlhan çok fazla tecrübesi var. Kalitesi de tartışılmaz. Güzel katkı veriyor. Batajeva'ya ekip çok güzel kadro kurdu. Tam yaraşır bir kadro kurdu. Önemli olan ileri üçlüdür. Muhammed Demir, işte Ahmet İlhan, İlhan Depe gibi ileri üçlümüz iyi olduğu sürece Bursa Spor her zaman başarı sağlamıştır. Önceden de baktığımızda Fernando Bakan, bu Volkan Şen vardı hatırlarsınız. Yani bu ileri üçlü hangi takımda olursa olsun atağımız iyi olduğu sürece başarı gelir, goller gelir bu şekilde. Tebrik ediyorum sizi, iyi akşamlar.